araya topladık. Elimizde bir boyu uzun, bir kolu uzun, bir de bacak boyu uzun var. Ben de burada güdük. Estağfurullah. Kaç santim? 2.01. Neden? Ama böyle bir soru olur mu? Niye bir pazarla başladın? Sorulmaz mı? Neden? Aslı Allah'ın seversen neden denir mi ya? Genetik, anatomik bir sürü sebebi var. Ama ayıp, insan insana bunu yapar mı? Ben de şu an aynı şeyi düşünüyorum. Burada bir 64 olanlar var. 64 iyi gene. Saygılı olalım biraz. 64 göstermiyorsunuz. Evet vallahi 55 falan. Değil mi? Gerçekten. Doğru söylüyorsun. Kaç gösterim? 32. Yani. Hayır daha olsun. Belki çok zayıf ve çok hoş bir vücudunuz var. O yüzden burada bir de bacak boyu var. O bacak boyu nedir hocam ya? Çok ayıp. Tesadüfen albümü şöyle. Stylingi Zeynep Hanım'ın kendisine ait. Her şeyi o yapmış. Mayoyu evet. Elinde dikmiş. Yok onu Cihan Necer'e teşekkür ederiz. Alacağız tabii ki şarkıyı birazdan ve tam ortada bir pazarlamacı oturuyor. Ay onun da hayatı çok sıkıcı geçmiş. Okuduğu okullar, onun üzerine yüksek lisansları. Ama onlar da insan. Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir radyocu, 3 yıl radyoculuk yaptım. Bu programa gelmeden evvel televizyonda ekonomi yaparken radyoda da program yapıyordum. Radyoculuk dünyanın en güzel işi. Doğru. Bence o de. Zaman bir kamyon yazısı gelsin bakalım. Bir kamyon yazılarımız var bizim her programın başında. Bayılırım ben. Seyircilerden de bekliyoruz. Gönderin bize sosyal medyadan. Bir gelsin bakalım neymiş. Yasa dışı bir aşktı benimkisi. Mülteci bir çocuğun Paris hayalleri gibi. Allah Paris falan filan konu derinmiş biraz. Yasa dışı bir aşktı benimkisi. Mülteci bir çocuğun Paris hayalleri gibi. Çok derinmiş. Çok demek da ki Paris hattında gidip geliyor. Uzun yol kamyon şoförü. Bir de Paris'te çok mülteci vardır ya. O kadar da hayal değil. Yani giden edeni çok orada. Pakistanlı insanı çok var. Aslında biz buraya başka bir yazı koyacaktık. Kader satılmıyor ki. Değil mi? Neydi devamı Sema koyacağımız yazının? Aslında o... Gönder hadi onu da ver. Ona bir bakalım niye? Niye ben bu yazıyı istedim? Bir gelsin. Çünkü burada bir pazarlama gurusu oturuyor tam ortada. Bu kesin Paris'e gidip geliyor. Uzun araç, tır. Ya da gitme hayalleri. Kader satılmıyor ki. İyisini alayım. Evet, bu da. Ama bence bu beyefendi kaderi de satar. Bir de alanı da en iyisini aldığına ikna eder aldığında. Ya yani, satılar da çıkmış en iyisini de ben aldım falan diye ikna eder. Kaderi almazsam iyi hissetmiyorum kendini diye çıkabilir tabii ki sonuçta. Bir acayip dolandırıyorlar ben müthiş kazıklanıyorum. Direkt bana satar burada yanımda. Nasıl dolandırılıyorsunuz? Yani... Atıyorum hesapta falan. Kitliyorlar sürekli bana. Çok benim parayla işim yok. Ha öyle bir yere gidildiğinde ha, falan. Işte. Arkadaşlar yapıyor bunu. Yo işte mekanlar falan. Aa mekanlar bayağı oraya mekan yazıyor. Fazladan yazıyor. Nasıl bu bakmıyor diye. Ha. Sonuçta bayağı pazarlamacı dolandırıcı gibi oldu bu. Hayır estağfurullah. Estağfurullah. Doğru ben durduk yere. Sen değiştirdim. Ben seni seviyorum aslında. Peki öyle dolandırıcı. Bir açıklamalar. Hayır hiç değil burada yani. Gerçek. Tamam. Ama gerçekten ben Yüce benim ta mahalleden arkadaşım Bursa'dan. Evet, çok çocukluk. Çok acayip öyle. Bir tesadüf var şu an burada yani. Kaç 30 sene önce yani. Evet en az 30 sene. Şimdi her şeyi konuşacağız hakikaten. Kendini nasıl satarsın, bir şeyi nasıl satarsın, nasıl pazarlarsın. İşte herkes kendini bir şekilde bir algı yaratarak değil mi? Hı-hı. Mesela Mesut orada komikliğiyle aslında farklı bir bakışıyla hı-hı. var oldu ve yıllardır tanınıyor kesinlikle. Bu anlamda. Hı-hı. Zeynep Mansur'un başka bir marka algısı var. Hı-hı. Onun için mesela ben ya nerelerdeydiniz diyorum. Aslında hı-hı. o marka hı-hı. algısının olduğunu gösteren bir şey. Ve bir insan kendini nasıl oluşturur ve nasıl satar reklamlardan sonra? Uzunluğundan yürümüyorum rica ederim. Ona güvenilir mi 38 sadece. Yıldır? Ulan 2 metreyim başka da bir şeye gerek yok ha. Nereye gidiyoruz o vakit? Trendler neler şimdi? Kendini pazarlamak istediğinde nasıl bir gelişim ve değişim yapmamız gerekiyor kendimde? Nereye kayıyoruz? Kusursuz gözükmek için çok uğraş veren bir insanım ben. Kusurlarımı çok paylaşmaktan az önce konuştuğumuzun aksine çok hoşlanan birisi değilim. Aslında bu yeni... jenerasyon dünyasında en kritik olan unsur sizin üretmiş olduğunuz ürünün geçer akçe bir muhabbet akçeye dönüşmesi. Evlilik hazırlığı tamam. Balayı planı tamam mı? İşte ETS'den sana özel, birbirinden romantik, aşk dolu balayı otelleri. ETS'den erken rezervasyon yap, balayı tatilinde de daha az öde.
Biz iyi çocuklardık. Küçüklerimizi sever. Dırakım. Büyüklerimizi sayardık. Büyüklerimizi sayardık. Yatamazdık komşumuz açken. Ben değil biz derdik. İyiliğe inandık, iyi kaldık. Hepiniz gibi. İyi Parti. Dünyanın 6 farklı kıtasına göz sağlığı ihraç ettiğimiz, 147 ülkeden yılda 80 bin hastaya hizmet vererek ülkemize döviz girdisi sağladığımız, 23 yılda 25 milyonu aşkın başarılı tedaviyle Türkiye'de ilk, dünyada tek olduğumuz, Türkiye'nin 500 büyük hizmet ihracatçısı başarı belgesiyle ödüllendirildiğimiz bu günleri dünya gözüyle gördük ya, daha ne isteriz? Seninle birlikte büyüyoruz. Teşekkürler Türkiye. Hedefi en başta koyacaksın. Eğer sonunda mükemmele ulaşmak istiyorsan, yine de kolay olacağını düşünme. Sabır, emek ve zaman ister. Küçücük bir detaya takılıp günlerini, hatta yıllarını harcayabilirsin. Göz alıcı. Daha önce yapılmamış. Ona ulaştığında anlarsın. Sur Yapı'dan Excellence Koşu Yolu. Mükemmelliğe açılan kapı. İstanbul'u uzun süredir yöneten anlayış, kentsel dönüşümü rant transferine çevirdi. İstanbulluyu mülkünden, mahallesinden uzaklaştırdı. Şimdi tüm yaptıklarını unutturup yoluna devam etmek istiyor. Ben Ekrem İmamoğlu. Kentsel dönüşümde adaleti sağlayacak çözümlerle geliyorum. İşe deprem riski yüksek semtlerden başlayacağız. Vatandaşa ve müteahhite garantörlük sağlayacağız. Hak sahiplerinin haklarının ellerinden alınmasına dur diyeceğiz. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu varsa çözüm var. Fırat Alagöz'de İtalya, Bloomberg HT ekranlarında. İtalya'yı bir turist gibi değil, bir İtalya gibi görüyoruz. Tarihi değerleri, eşsiz güzellikteki coğrafyası ve dünyaca meşhur lezzetleriyle İtalya. Buonasera Pira, come va? Benissimo, ecco il tagliere, specialità di tamburini dei formaggi. Fırat Alagöz bu hafta Toskana Vadisi'nin kalbi sayılan eşsiz mimarisi, meydanları ile en çok turist çeken şehirlerden Siena'da. Fırat Alagöz'de İtalya her cumartesi 22'de Bloomberg HT'de. Şimdi yanınızda oturan hanımefendi 6 ay önce bunu çıkardı tesadüfen. Çok da güzel, birazdan alacağız şarkıyı. Kitapları da var. Son zamanlarda bir çıkarmadı yeni bir kitap ama son zamanlarda yeni bir albüm de çıkarmadı. Bunu çıkar. Şimdi onun mesela en kaba haliyle kendini satması, pazarlaması, marka algısı ne derseniz deyin en kibarından en kabası. Sonuçta bence hepsi aynı kapıya çıkıyor. Bir ürün olarak kendini yaratmak ve satmakla alakalı. Ne yapması doğru olur bugünün dünyasında, bugünün Türkiye'sinde? Aslında şöyle, yani zaten kendisinin değerli ve oturtmuş olduğu bir markası var. Buradaki kritik konu şudur genelde. Yani o bireysel markanın onu takip eden izleyiciler, dinleyiciler veya okuyucular nezdindeki algısı nasıl? Bir, mevcut algısı nasıl? İki, bu mevcut algısı genel toplumun ne kadarına hitap ediyor? Çünkü bu ölçek burada önemli bir konudur. Sizin algınız ve bilinirliğiniz Türkiye'nin genelinde bütün hedef kitlelere gidiyorsa o zaman marka stratejiniz farklı olur. Ama bazen de daha dar bir kitleye hitap edersiniz ama o kitle çok etkilidir. Dolayısıyla buradaki kritik unsur sizin o hedef kitleye duygusal olarak ve fonksiyonel olarak, yani rasyonel olarak ne gibi faydalar sunduğunuzdur. Örnek veriyorum, ben arabamda Zeynep Mansur'un albümünü dinlerken yan arabadan birileri baktığında bundan dolayı mutluluk duyuyor muyum? Kendi statümü güzel konumlandırabiliyor muyum? Ya da elimde onun kitabıyla
bir yerde dolaşırken bu bir muhabbet açıyor mu? Aa, son kitabını okudun mu vesaire olabiliyor mu? Aslında insanların hayatlarının organik kulaktan birer... Kulaktan kulağa biraz. Evet, oradaki kritik unsur aslında Zeynep Mansur'un değer önermesi ne? Yani o karşısındaki hedef kitleye ne önerir? Alameti farikası ne? O ürün dediğiniz aslında unsurun. Albümse albümün alameti farikası ne? İşte az önce siz söylediniz ya, kendisi tasarlamış, dizen. Bu mesela bir alameti farikadır. Kitapsa kitabın alameti farikası ne? Ve yeni haber ne? Şimdi daha öncesinde de benzer ürünleri olduğu için, yani daha öncesinde albüm, kitap vesairesi olduğu için, bu sefer ne? Yani yeni haber ne burada? Ki o haber benim için şundan önemli tüketici perspektifinden. Ben de alıp o haberi Mesut'a anlatabileceğim değerde bir haber mi? Aslında bu yeni jenerasyon dünyasında en kritik olan unsur sizin üretmiş olduğunuz ürünün geçer akçe, bir muhabbet akçeye dönüşmesi. Yani şöyle ki, ben bu albümü dinlediğimde, o kitabı okuduğumda başkasına anlatma ihtiyacı hissediyor muyum? Hissediyorsam... Ve size ne hissettiriyor? Aynen, bana ne hissettiriyor ve başkasına anlatma ihtiyacı hissediyor muyum? Bu aslında işin organik olarak yayılabileceğinin unsurudur. Yani mesela Mesut'un şovu öyle bir şov oldu ve organik olarak yayıldı. Aynen öyle, aynen öyle. Ve kuvvetli marka bilinirliği ve marka sevgisi de buradan gelir. Çünkü sizin kendinizin daha medya eforuyla bir şeyleri yaymanızdansa her zaman için gerçek insanlar gerçek insanlara güvenir. Tüketicinin tercihlerinde %65 arkadaşlarının ve tanıdıklarının yorumu etkilidir. Onun için benim çevremdeki bir kişi Mesut'un şovuna gitmişse veya izlemişse onu bana söylemesi benim o şovun outdoor'da görselini görmemden çok daha etkilidir. Şimdi ama bunu mesela single'da, albümde, kitapta yapmak çok kolay olmuyor. Çünkü şov belki bir tık daha kolay olabilir ama insanlarda artık bir tembelleşme de var. Yani 300 sayfa bir kitabı okuyacak ve çevresine yayacak, aman Allah abi oku diye. Şimdi bu da çok kolay. İşte o zaman yazarın o insanlara malzeme vermesi gerekiyor. Ne gibi malzeme? Örnek, o kitabın temel olarak anlattığı şey neyse onunla alakalı belki 1,5 dakikalık bir klip. Veya onunla alakalı belki bir şarkı. Yani artık bizim hayatımızda sadece kitap diye bir şey yok. Yani kitap ve kitabın tanıtımı diye bir şey yok. Yani sonuçta görsel dünyada, işitsel dünyada o kitabın okuma dünyasını etkilemeli ve zenginleştirmeli. Evet, şu anda insanlar YouTube'dan tükettiği için birçok şeyi, o zaman ben o kitapta ne yazdığını da belki 1,5 dakikada ya da ne yazmasını, ne anlatmak istediğini de merak ettirmem için onun da belki bir klibi olması gerekiyor. Onun da şarkıları olması gerekiyor. Onun da tanıtımının şeklinde olması gerekiyor. Ama bu dijitalde de belli zorluklar var. Yani bizim açımızdan söylüyorum. Mesela artık tıklanmalar satın alınıyor. Onun için o kadar uçurumlar var ki, yani bir Beyoncé ile bizim Türk popçular daha fazla tıklanmış oluyor. Mesela böyle bir şey mümkün mü? Yani biri dünya starı, biri Türkiye'de popüler bir isim. Fakat bu tıklanmalar da satın alındığı için yani orada da böyle handikaplar var. Evet, çok zor bir sektör. Türkçe pop şarkıları zaten 50 milyon ve üstü. Evet. Daha bir şey yok. Altı yok. Yani ulan biz 80 milyon değil miyiz zaten? 50 milyon nasıl tıkladın? Aslında bu şey gibi. Orada... 80 milyon şu anda bizi izliyor. Evet. Evet, şu anda 80 milyon öğrendi albümüme çıktığını, bizi izliyorlar. Yani yarın artık 80 milyon satacak bu aile. Aynen. Oradaki ama şöyle bir kriter var. Yani tıklanmasından ziyade kaç kişi ne kadar diyalog üretti, ne kadar paylaştı bizim için her zaman için daha sağlıklı bir kriterdir. Yani çünkü evet, tıklanma zaten para eforuyla da ya da satın alınma eforuyla da olabilen bir şey olduğu için. Ama örnek veriyorum, bu albümle alakalı kaç kişi kendisi işte konuştu, kaç kişi bir şeyler paylaştı. Bunun sayısı az olabilir ama bu aslında önemli bir çarpan etkisini gösterir. Bu önemli, evet, ama şimdi mesela Mesut'un da yürüdüğü bir yer var diyelim ki. İşte boyunun uzunluğu, komiklik. Hani buralardan zaman zaman... boyunun uzunluğundan yürümüyorum, rica ederim. Ona güvenilir mi 38 sadece yıldır? Ulan 2 metreyim, başka da bir şeye gerek yok ha. Bana diyor programın saatini bilmiyor diye, sen de bana bir bakaydın. Acaba sadece boy mu? buyurun. Ben yine araya girmiş olmayayım, buyurun. Ben 5 dakika sonra bunun acısını çıkarırım ama hey hey. Rahat ol aslanım. Ya işte aslında sorduğu sorular, hani en çirkinleştiği anda işte en kaba ne söyledin, şunu yaptın, bunu yaptın. Mesela hayır, o değil, o soru, ilişki testi. Evet. İşte ilişki testi yapıyor, YouTube'da yaptıkları şimdi. Yani
az önce dediğinize geleceğim. Hı hı. Yani bir radyoda evet bir şovu var ama oradan yeni mecralara da belki yürümek gerekiyor. Boyu uzun, yürü abi. Boyu uzun olmadan ya yürüyemez. Bir adımı bizim iş adamımıza veda. Ya 1.64 ile 2.01 bir olur mu hiç ya? Abi sen nasıl yürüyeceksin yani? Senin bayağı mesafen var. Orada aslında şöyle bir şey var. Mesut'un kendi marka kişiliğiyle YouTube daha güzel kesiştiği için veya kendi etkinlikleri daha güzel kesiştiği için orada daha rahat kendini ifade ediyor. Daha rahat ifade ettikçe de bu sefer hedef kitlesi daha genişliyor. Hedef kitlesinin angajmanı daha da artıyor. Aslında sonuçta bu tam şey hikayesi. Yani sizin kendi marka kimliğinize ve kişiliğinize uygun yerde doğru şeyi yapıyorsanız ve o da özellikle yeni jenerasyon, hı hı, o platformun olduğu yerlerde doğru ilgiyi çekiyorsa farkı yaratıyor. Bu tip işleri yapanların ve zeki olan insanların genelde birden çok yönlü tarafı olduğunu görüyoruz. Yani mizah olduğu için ana başlık birbirini besliyor. Şimdi ben radyo, hı-hı, programında da zaten mizah yapıyorum 11 yıldır. İlişki testi başlayalı bir yıl, hı-hı, oldu. 44 tane bölüm yayınladık. Şimdi bir de stand-up da var. Orada da neredeyse 1500 oyun oldu, hı-hı, sahneye çıkmıştı. Ama hepsi birbirini besliyor yani. Zaten bir adam var. Dünyaya bakış açısı var. Mizahtan anladığı var. Onu o formatta, o formatta, o formatta insanlarla paylaşıyor. Yani üçü de iyi gidiyor yani. Üçü de geçiyor insanlar. Şimdi iyi. Sorun yok. Peki her YouTuber'a sorduğum soruyu burada soracağım. Televizyon ölüyor mu? Yani ben kendimi YouTuber olarak nitelendirmiyorum. Burada böyle her söylediğine itiraz ediyormuş gibi durmuyor mu? Burada yani sen nitelendiriyorsun diye sormadım. Televizyon ölüyor mu yani? Ya bence şöyle oluyor. Kitlesi şu an farklı. Yani, hı-hı, benim etrafımdaki insanlar biraz daha internette vakit geçiriyorlar açıkçası. Hani bir dönem 90'larda özellikle özel televizyonların açılışıyla, evet, beraber radyo böyle bir hafif bir geri çekilmişti ama tekrar bir coştu değil mi? Bence şöyle, yani reklam payından, hı, aldığı oran %2.6'larda 4'lere, hı, çıktı falan filan totalde ama trafik olduğu sürece radyo bitmez. Şimdi, hı, buradan İzmir'e göç oldu. 1 milyonu aşkın insan gitti İstanbul'dan İzmir'e. Orada da artık bir trafik var. Ve 5 olmadan başlıyor trafik. 6.5-7'lere kadar sürüyor. Ankara'da bir trafik var. Hı. İstanbul'da zaten yıllardır var. Şey değişti. Artık yurtlarda radyo dinleyen insanlar kalmadı. Öğrenciler gidip 3 arkadaş birleşip bir şey dinlemiyorlar. Bir şey izliyorlar. O evet ama trafikteki adam hala radyoya mecbur. Çünkü bir şey izleyemez o. Bir şey dinlemek zorunda. Trafikte bu kadar çok olduğu için radyo bitmez, bitemez yani. Evet, yani ihtiyacı var. Otomotiv sektörüyle radyoculuk aslında aynı tarafta, aynı ligde yer alıyor şu, evet, an itibariyle. Bir metrobüs dayanışma. Metrobüs çıktı, en çok bize balta vuruldu, öyle söyleyeyim. Yani trafiği çözdükleri an, şimdi mesela önümüzde yerel seçim, evet, bütün adaylar trafiği çözecek diyorlar, ben kana alıyorum. Trafiği çözdükleri an ben biliyorum bayramlarda. Kurban Bayramı'nda bazen yayın yapıyoruz, Ramazan Bayramı'nda trafik yok. Kendi kendimize konuşuyoruz. İstediği kadar komik olsun, kimse dinlemiyor. Peki radyolarda çalınması yeni çıkan, evet, şarkının. Bu ne derler ona, yani hala bu heyecan var mı? Radyolarda tabii çalınıyor şu anda. İnanılmaz, hı-hı, ve hep çok motive ediyor beni. Böyle çok moralimin bozuk olduğu bir an radyoyu açıyorum, şarkımla denk gelirsek eğer, inanılmaz mutlu eden bir şey. İlk günkü gibi o heyecan hiç geçmiyor. Çünkü her yeni şarkı yeni bir heyecan, yeni bir heves. Her zaman aynı heyecanı hissediyorum. O zaman tesadüfeni alalım mı? Tabii ki. Haydi tabii alalım. Ki.
aşkı bulana kadar. Geçtim altından üstünden, yandım aşkın keyfinden, yandım zor demedim içimden. Kim ne derse desin eminim kendimden. Hiçbir şey değil ki tesadüfen. Altından üstünden, yandım aşkın keyfinden, yandım zor demedim içimden. Kim ne derse desin eminim kendimden. Hiçbir şey değil ki tesadüfen. Altından üstünden, yandım aşkın keyfinden, yandım zor demedim içimden. Kim ne derse desin eminim kendimden. Hiçbir şey değil ki tesadüfen. Nerede çekildi? Silivri'de bir taş ocağında çekildi. 15 saat kadar sürdü çekimler. Orayı da ben buldum araştırırken böyle. Biraz ben her şeye çok maydanoz olan bir tipim. Yönetmenin de işine karıştım. Çok tatlı bir yönetmenim vardı, Erdi Sevinç. Ona çok teşekkür ediyorum, ekibine de. Böyle bir yer buldum, ne dersin, bir bakar mısın dedim. Bayıldı o da, çok beğendi. Çok hoş görselleri vardı. Bir yerde bitirdik yani her şeyi. O yüzden de rahat oldu bizim için. Ama yine de bir 15 saat sürdü. Ama bir uyarı koyalım değil mi burada hanımlar? Hanımlar öyle mayonuzu giyip şuraya kadar çizmenizi taş ocaklarına gitmiyorsunuz. Taş ocağında yani. Gezmeyelim. Olmasın yani. Ama değil görseller mi? Harika. Yani giden gitsin ya. O kadar etkilenen varsa gitsin ya. Tecrübe. Kurtaramayız oraya. Ama biz bu klip için kiralıyoruz ya, boş yani, bize ait. Taş ocağına gidesin var mayonu çizim. Aman diyeyim, yine bir kere olur. Daha düşünmekte fayda var yani. Dedikten sonra 1500 kadın. Hepsi mayo giymiş taş ocağında. Abi ne oldu anlamadım. İşte bakın, konuşmak için malzeme yani. Niye taş ocağında maya giyersin? Niye çizmeyle öyle gezersin? Bunu mesela malzeme pazarlamak isteseniz neyi dilden dile dolaştırırdınız bu işte? Şu anda aslında siz onu zaten evet, o soruyu sordunuz. Zeynep Hanım da cevabını verdi. Evet. Ve zaten onu amaç çıkardı. Ve Mesut da yorumunu yaptı. Aslında tam da olay bu. Yani burada bir pazarlama çakalı var değil yani. Değil mi? Çakal da burada ya. Hayır, yani. Olması gereken o. Yani şöyle. İşin gereği diyelim. Aslında klip bir hikaye. Yani sonuçta bir hikaye anlatılıyor orada. O hikayenin nerede anlatıldığı çok önemli. Nasıl anlatıldığı çok önemli. Ne giydiğiniz önemli. Ne taktığınız önemli. Kesinlikle. Hikayenin arka planı çok önemli. Dolayısıyla bunların hepsi potansiyel aslında hikayeye destek olan unsurlar. Yani ne yapacağız şimdi biz mesela, değil mi, yayıncı olarak? Yani ben de mesela bir şey, ona göre bir şey giyip mi çıkmalıyım burada konuşulsun diye. Ya da taş ocağını da çekebiliriz. Ya da hep beraber taş ocağını. Buradan gitsek ya şu an. Yalnızca bu değil. Klipte ayrıca Hollanda'dan çok kıymetli bir fotoğraf sanatçısı Jerry Stovlik geldi. Bu da bir haber değeri var bence. Işık da çok güzel bu arada. Saçı, makyajı, evet. Erdi Bey'in ekibi hakikaten muhteşemdi. Saç makyaj da yine Jerry Stolik yaptı. Yani çok güzel, hepsi birbiriyle iç içe geçen haberler Beyoncé'nin diyelim. Beyoncé'nin fotoğrafçısıymış falan da olsa. Ya, tabii. Hani daha da, bu da konuşulur. Daha, tabii. Aynen. Yani, bu da Hollanda'dan gelişi de özel bir fotoğrafçı oluşu. Gerçekliğin bir önemi var mı? Ben mesela mizahımı yalanlar üzerine basket oturttum. Basket dedi ya mesela. Ha, mesela evet, bence de mesela desek ki Jerry Stolik Michael Jackson'ın, Madonna'nın tarzı desek. Hatta onu ilk ünlü yapan fotoğrafı çekmiş. Aynen öyle o yani. Daha da ayrı bir şey. Kim buna hayır der? Kim buna hayır der? Kimse araştırmaz. Basket gibi yazılabilir o da. Yazılır. Kim araştırır? Bence çok fazla yani dürüstlüğe çok fazla önem veriliyor. Dürüstlükle gazlanıyor. Önemli ama bence verilmiyor. Burada şöyle bir şey var. Şimdi eğer işte atıyorum Zeynep Mansur bir kere hayatında klip çekip bir kere bu işi yapıyorsa evet. Ama markayı sürdürmek yani, gerekiyorsa evet. Yani en nihayetinde onun altının dolu olması önemli. Değerli. Hemen burada söylediğiniz konuya bir açıklık getirelim. Buyurun gelsin Zeynep Mansur'un kaç kere ne çektiği. Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi, ah o vefasızdır. Evet, yorgunluk çaylarımız hazır. Oo, buyurun tak, efendim. Bir anda unut, bir anda hatırla beni. Zor gelir aşkım, çok yanaştım. Bir de sen gibi yok ki şaştım. Ara sıra ara. Thank you.
programımızda çözüyoruz. Yok. Lütfen şöyle. 118'den soru mu öğreneceğiz? Yok. Hadi hiç bakalım. Ciddi. Şaka değil mi bu? Lütfen. Bakıyorum. Kolunu al hala. Evet. Topluğa kadar ama. Koluma al. Şaka mı bu? 56 dize kadar kalçadan ondan bizden tut. Asıl aşağısı önemli. Tut şunu. 56 buradan da topuğa kadar. Ne kadar gerçekten? Bilmiyorum, öyle oturup ölçmedim. Hiç ölçmediniz. Yok ya, özellikle bacağım kaç santim falan bakmadım. Mesut Süre de bizi programın başında ezikledi ya, ay bana hazırlansaydınız falan filan diye. Ama hiç boş bırakmaz o alanları. Yağdır Cenk, yağdır. O zaman Mesut'un bacak boyuna mı gidiyor? Benim değil miydi? Valla. Ne bakıyorsun lan öyle? Prensin. Hemen kaçın gidin buradan. Hemen. Niye? Sıkıntı değil ya, sal gitsin, açık havadayız zaten. Öyle değil prensim. Kraliçenin emriyle sizi buraya getirip öldürmem gerekiyordu. Kamera gezer molalarda ve devre aralarında ve bir kişiyi gösterir böyle, bir çifti ya da bir ben adamı. Ben hep isterim beni göstersin. Dans ederler, öpüşürler. İkinize o an gösterdi. Ne yaparsınız? Niye soruyorsun o zaman? Madem şey olmayacak. En sevmediğim kısım bu. Açmaya bak. Niye soruyorsun diye soruyorum diyor. Hayır ya. Açtım artık, ters diyorum. Bir daha ne soruyorum? Yok artık ters demiyorum. Şimdi... Hanımlar beyler, internet talk show'umuz Rabarba tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir bölüm ve yepyeni bir konuk. Yine biliyorsunuz ki ünlüler camiasında tanıdıklarım bitmez. Ben böyle yani ünlü evine misafirle gitmeyi çok seviyorum. Oğlum 70 metrekare lan, ben senin nereye... Ya yapayım? Akşam yemeği diyorum, bu kadar pinto olma akşam bir yemek ya. Bizim evde pek yemek pişmez de o yüzden. Hiç mi pişmez? Ya ben tabul toptan yiyorum senin kanalda. Bir 27 bacak boyuyla. Bir 37 daha sen. Öyle kaldı. 1.64 dedik diye dedim. 1.64 demesek. Konuyu değiştirelim. Bence. Ya adam şimdi yani, bacak boyunu biliyor. Siz mi bilmiyorsunuz? O, şehir efsanesi. O şeyde programda ölçmüştü gerçi gece konduda. Bacak boyunu uzun gösteren şeyler mi giyiyor? Tabii genelde öyle. Genelde dikine çizgi giyiyorum. Yeterli uzun olmadığım için daha dikine giymeliyim. Ya hocam, bu Türkiye'deki internet sitelerinden şikayetçiyim. Neden? Bu nasıl yardımcı olabilir? Neden ürünlerin detayları detaylı bir şekilde yazmıyor? Oradaki detaylar bölümü neden güdük? Yani neden ben onun %100 yün mü, işte %20 elastin, %70 polyester mi olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Hepsi polyester neden? Çünkü o yüzden yazmıyorlar. Neden bana o konfor verilmiyor? Yani niye burada saklanıyor bir takım gerçekler? Aslında çok basit bir cevap bu. Yazanlar ve bunu hakkıyla yapanlar zaten ürünlerini iyi bir şekilde satıyorlar. Hı. Yani çünkü gerçekten sizin söylediğinize çok bakıyor tüketiciler. Yani almak istediği ürünün detaylarını ve onunla alakalı yapılmış olan yorumları, başka müşterilerin yorumlarını ciddi manada değerlendiriyorlar. Hı. Bunu iyi yapanlar, hakkıyla altını dolduranlar o ürünü hakikaten satıyorlar. Dolayısıyla eğer yeterli bilgi paylaşılmıyorsa zaten o onların iş başarısını etkileyen bir şey. Onun için özellikle stratejik saklayalım gibi bir şey yok. Daha fazla, daha başarılı olmak istiyorlarsa isteyenler zaten bunu yapıyorlar. Yani çünkü bu gerçekten müşterinin çok önem verdiği bir şey ki sizin de yorumunuz bu şekilde. Bu aslında temel bir kriter satın alımda. Yani gelişmiş ülkelerin internet siteleri bunu böyle yapıyor çünkü bir ürünü koyarken ortaya. Oyunun içinde yazan bilgileri o ekranda görebiliyoruz biz. O zaman ben niye oradan alıyorum ki? Gider mağazada bakarım. Yani bilmiyorsam bir de 40 saat onu geri göndermekle mi uğraşacağım? Artık çok ama, öfkeliyim. Artık ama bayağı bu konuda iyi bir noktadayız. Yani ürün hala detayları değil. Artı onunla alakalı videolar vesaire, başka müşterilerin onunla daha iyi bir noktadayız ama bu her ürün kapsamında, yani çok fazla ürün olduğu için, çok daha çeşitli olduğu için her ürün kapsamında yeterince belki sizin istediğiniz seviyede olmayabilir. Ama yani bundan 3-4 sene önceye göre bence iyi bir yerdeyiz bu konuda. Bir de ürün detayları diye hani o fotoğrafı büyütmek sizinize mutlaka olmuyor onlar böyle değil mi? Yanlış büyüyor, yanlış bir yeri geliyor. Bir türlü onlar olamıyor yani. Bir de o var. Çok sıkıntı var. Onlar olamıyor yani, şöyle yaparken de oyunun başka bir açısı görülemiyor. Mutlaka o yüklenmiyor. Ben çok internetten alışveriş yapmıyorum. Yapıyor musunuz siz? Ben internetten alışveriş
yapmıyorum. Çünkü Türkiye'de protesto ediyorum. Yani şey neden? Anlamda. Bu anlamda. Ne zaman bunlar eksik. Ay yok zaten öyle çok yapan biri değilim de eksik olduğu için öfkeleniyorum. Yani ayıp geliyor ben bana. Çünkü işini iyi denemek yapmamış. İstiyorum, dokunmak istiyorum. Ama şu istiyorum. Anda dediğim gibi yani şu anda o konuda iyi bir yerdeyiz gerçekten. Yani yurt dışındaki örneklerle kıyaslandığında gerçekten iyi bir yerdeyiz. Ama tekrar söylüyorum yani çok çeşitli ürün olduğu için her üründe evet 10 üstünden 10 kalitede ürün detay açıklaması olmayabilir ama sonuçta o konuda Türkiye dünyada iyi bir yerde gerçekten. Bundan bir 5-6 sene öncesine göre. Siz yapıyor musunuz alışveriş? Ben internetten çok fazla alışveriş yapmıyorum. Ben elektrik faturamı postaneden yatırıyorum. Yani yapmıyorum ama başka türlü anlatılmış hal. Hala oradayım. Tabii 78 yaş ortalamalı bir de ben. Herkese yer vere vere 6 saat sıraya sürüyor. Sana. Ablacım buyur, abicim buyur diye 6 saat sürüyor. Zeynep vallahi billahi. Otomatik geç... ödeme var hani daha kolay. Yok ben elden. Gerek yok. Manuel parayı daha verdiğimi havalı. Bileceğim. Böyle hikaye yaratıyor. Tabii abi. Tabii orada konular çıkıyordur tabii, o sırada tabii, beklerken tabii, tabii. Falan. Hakikaten bu özellikle de yapılan bir şey oluyor mu? Yani gözlemlemek adına. Yok. Ya benim mizahım biraz duyduğum bir şey mizah yapmak olduğu için çok öyle gözlem... Ne mesela? Bir örnek alalım. İşte bir kelime duyup onun üzerine şaka yapma. İlişki testi yapıyor mu YouTube'da? Evet, o da evet. Öyle yani. İlişki konuşuyorsun, onlar bir hikaye anlatıyor ve üzerine şaka yapıyor. Bir radyodan alıştığım da o. Sana soralım o zaman. Senin en çirkinleştiğin an ilişkide kavga ederken, en ben söylediğin kötü söz. Ben sevmem çirkinleşmeyi. Ben çok kaçarım. Benim hayatta mücadelem çok bir problem olduğu zaman ellerimi başımın arasına alıp çömelirim. Ve zamanın geçmesini beklerim. Ne kadar geçer? Bilmiyorum işte. O sorun içimde bitene kadar. Bir yarım saat dururum. Tekrar kalkarım. Hiçbir şey olmamış gibi devam ederim. Yüzleşmem. Nasıl hocam? Bir pazarlamacı olarak etkili bir değil mi? Evet, çok etkili. Ama yani, bence bunu yine psikoloğa sorun. Yok. Pazarlamacı. Doğru mu? Anlamsız. Emlakçıya soruyor. Nasıl abi? Ev tutar. Yüce Zerey'in kitabını tanıtalım. Mima. Efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Tamam o zaman kulaktan kulağa nasıl yayılacak? Hap gibi rica etsek. Ne şöyle... anladı bir dakikada? Mima klibi olan, kendine özel şarkısı olan, kendine özel her bölümün sonunda emojilerle özetleri olan ve kendi müzik listesi olan, okurken de aynı zamanda şarkıları dinleyebileceğiniz biraz farklı bir kitap. Dolayısıyla aslında hem işitsel hem görsel hem de okuma deneyimini hepsini bir arada tutan bir distopya. Temel konusu da şu. Aslında insanlığın yeryüzünde bir grup insan kalıyor ve yeni bir yönetim modeli tartışmaları esnasında diyorlar ki biz bu zamana kadar her çeşit siyasal yönetim modelini denedik ama hiç şirketlerin yönetim tarzını denemedik ve şirketler hep ayakta ve bütün aslında insanlığı bir şirket yönetir gibi yönetsek nasıl olurdu sorusuyla çıkan bir aslında distopik bir roman. Peki o klibe bir bakalım mı hadi madem artık böyle pazarlanıyor işler bakalım. Soğur, kafein gece gündüz tadın leş, serkeş, nevrotik her yudum platonik her durum sistematik bez. Dünya bak yanıyorlar, aşk nefret kan alıyorlar, modern köleler bağırıyorlar. Mima mima. Mima mima. Mima mima. Mima mima. Vallahi süper. Radyoyu konuk bulduk. Benim kızım uyarı. Şarkıyı da çalarız, konuk da alırız. Evet. Gelsene abi aşağıya. Şarkı tam uygun. Yani. Evet, evet. Bu arada arka kapak yazısı Hakan Günday'a ait. Evet. Her şey var hocam. Yani çok havalısınız valla. Oh, klibi de var. Şarkıları var içinde. Emojileri var. Hiçbir şey kaçmamış evet, elden. Şey, arka kapak yazısı da bütün bunlara uygun. Rağmen Hakan Günday'a ait. Evet. Aslında yani sistemin içinde ama sistemin dışında da kalıyormuş gibi. Aslında... Ama roman da iyi. Hani sadece sadece bunlar yok. Sadece hani etiket ha. O da karambole gitmesin. Ya dolandırıcı şey olmasın. Yok. Benim işim tabii zaten iyi olmasa Hakan Günday arkaya tabii, o yazıyı koymaz. Yazmazdı. Tabii, yani belli ki bu. Ama iş iyi olsa dahi bir de bu işin pazarlama gerekleri harfiyen kesinlikle. Yerine getirilmiş bugünün dünyası için. Kesinlikle.
Yani bu da trendleri iyi okumak. Nereye gidiyoruz o vakit? Trendler neler şimdi? Kendimizi bu üç fani kendi pazarlamak istediğinde nasıl bir gelişim ve değişim yapmamız gerekiyor kendimize? Nereye kayıyoruz? Aslında burada birkaç tane şey var ama en temeli şu. Mesela kitap üretiyorsak yani sadece kitap diye bir şey yok. Radyo programı yapıyorsak sadece radyo programı diye bir şey yok. Aslında platformlar arası çok ciddi bir geçiş var. Yani ürünler arası geçiş var. Evet siz burada bir televizyon programı yapabilirsiniz ama işte YouTube'u da işte ya da Spotify'ı da farklı platformları da ya da etkinliği de hepsini entegre olarak düşünmek zorundasınız. Ve artık bu geçişkenlik çünkü karşımızdaki hedef kitle geçişken bir şekilde tüketiyor bunu. Aynı anda hepsini bir arada yapıyor. Dolayısıyla sizin ürün veya hizmetlerinizin akışkanlığı burada çok kritik. Akışkan olabilmeniz için o platformların dinamiklerini bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla evet şu anda albüm çıkarmak çok önemli ama onun dijital platformlarda nasıl aktığı ya da insanların onunla alakalı konuşmalara neden ve nasıl dahil olduğunu dizayn edebilmek için o platformların da detayını bilmek gerekiyor. Bir diğer unsur da en önemli trendlerden artık çok böyle mükemmel şeyleri istemiyor aslında tüketiciler. Ne demek istiyorum? Şimdi baktığınızda kliplerde de çok süper çekimler ya da programlarda herkesin kılığı, kıyafeti, kullanması gereken kelimeler vesaireden ziyade hem takip ettiği ünlülerin ya da takip ettiği programların kusurlarını da görmek istiyor. Onun hayatına dair detayları da görmek istiyor. Dolayısıyla iş ne kadar mükemmeliyetçi olduğu sürece aslında o bir mesafe açıyor. Doğru. Dolayısıyla onun için aslında baktığımızda ya da telefonlarla film çekmeler, klip çekmeler ya da farklı tipte bu konulara kaymaların temel nedeni de bu. Bu aslında çok temel şeylerden biri. Dolayısıyla evet ben kendim bir markaysam hatam da bu, sevabım da bu, iyiyim de bu, kötüm de bu. Mümkün olduğunca bunu doğru bir şekilde konumlandırmak aslında temel kriterlerden biri. Yani kendi gibi gerçek olanı zaten aynen hissediyor. Öyle. Bunu biraz hani sosyal medyada sağlıyor galiba değil mi? Daha direkt ulaşım vesaire bu da biraz. Ama sosyal medyada şu bir taraftan da orada olmak istediğimiz kimliği de konumlandırdığımız için aslında bu ikisi çok büyük dilema oluşturuyor. Yani ben bir tarafta sosyal medyada bir statüye öykünüyorum ve o statü gibi davranıyorum. Ve o statüye göre yemeğe gidiyorum, o statüye göre bir mekana gidiyorum ve fotoğraf koyuyorum. Ama aslında bir taraftan da benim özümü merak ediyorlar insanlar. Onu da yansıtmam gerekiyor ve ikisinin arasında çelişiyorum. Yani buradaki temel şeylerden biri bu aslında. Gerçekten ideal, mükemmel bir dünyadan ziyade neyseniz o olduğunuzu hedef kitlenizle paylaşmanız önemli bir unsur ki markalar da bunu artık çok ciddi yapmaya başladı. Çok kült filmlerin de zaten kusurları çok kıymetlidir. Hı-hı. Yani insan gibi ürettiğimiz şeyler de kusurlu. Yani radyo programında kusurlu, YouTube'da yaptığım işte kusurlu. Sahnemde de kusurlar var ama bunlar zaten onu gerçek yapar. Seni sen yapıyor tabii. He. Bir şekilde olması gerekiyor. Hadi aşure gelsin. Kelimelere bir bakalım. Önce Mesut Süren'inki gelsin. Bana bacak koyuyor. İç ses. Oo. Ne çağrıştırıyor? İç ses. İç ses bana ne mi çağrıştırıyor evet. Şu an? Ha. İç ses. Bir kelimeyle mi cevap vereceğim? İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. İç ses hep bir çekişme. Hep bir hani onu dinleyeyim ama o kadar da her yerde de o kadar da olmuyor. Şu an için özellikle. Yani iç sesinizle çok çelişir misiniz ya da çekişir misiniz? Çelişmem. Sadece benim çok rahat olmam lazım bir yerde bir şey anlatmak için. Yani her şeyi benim belirlemem lazım. Anladın mı? Ama böyle burçla ilgili bilmiyorum. Yani bütün ilişki testinde de evet. Benim karar vermem lazım bir şeylere. Yani. O zaman daha kendim olabiliyorum. Bir şeye dahil olduğum yani o çarkın içerisinde olmuyor yani. Beni... Kontrol delisi olmak böyle bir şey. Ben de öyleyim. Ama değil, kurgusunu yaptığında içinde. Evet. Kontrol değil tam. Ya kontrol fikri değil aslında. Ya bir ya da aynı dili konuşuyor olmam lazım. Hı-hı. O yüzden bir şeyim. Ben evet şunu şöyle olacak bu da böyle olacak dediğim zaman o zaman yürüsün. Öyle peki devam. Zeynep Mansur'unki gelsin.
Dış ses. Orta ses. İnşallah öyle değildir yani. Taş ocağı. Bozuk. Bozulmuş oğlum bu. Topa ses. Usul. Yani neyini anlatayım kusurun o kadar... Kusursuz gözükmek için çok uğraş veren bir insanım ben. Kusurlarımı çok paylaşmaktan az önce konuştuğumuzun aksine çok hoşlanan birisi değilim. Onun için de çok mükemmeliyetçiyim. Yaptığım işlerde de çalıştığım insanları belki çok zorladığım anlar bile oluyordur. Zaten klip yerini siz buluyorsanız. Evet değil mi? Ya kusursuzluk benim için çok önemli. Hayatın her evresinde çok önemli. Mükemmeliyetçilikten kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çocukluğumdan beri böyleyim. Kusursuz olmak ve kusursuz her şeyin ilerlemesi için çok çaba sarf eden bir insan. En büyük kusurunuz ne? Yok ya. Ya yok ya. Yok ya yok yani. Ya çok vardır tabii de hani şu anda spesifik bir şey gelmedi aklıma ama tabii ki çok vardır. Hayatınızı zorlaştıran. Ya belki bu kadar kusursuz olmaya çalışmak olabilir. Onu söyleyecektim. Yani belki en büyük kusurum kusursuzluğum. Olabilir. Ya kusursuz olmaya çalışmak. Kusursuzluğum demeyeyim. Kusursuzluğum şekerim be. Yok yok o kadar. Yazdırayım ben. Benim arkadaşım var. Ya lütfen. Yazdıralım. Sıfır koyduk mu girebiliyoruz hala. En büyük kusuru kusursuzluğu. Kusursuz olmaya çalışmam. Ben gene onu toparlayayım kendimce. Yüce Zerre'inkine bakalım o zaman. Yani kelimesine. Teci. Vazgeçilmezlik. Oo. İddialı, güzel. O da benim falan. İşte beni anlatıyor. Yani aslında az önce Zeynep Hanım da aynısını yaptı. Sonuçta bir kavramı karşıtıyla kullandığımız zaman hayatımızda anlamlı oluyor. Yani kusuru kusursuzlukla tanımladığımızda anlamlı oluyor. Bence vazgeçilmezlik de, vazgeçilmek de, vazgeçilir olabilmek de insan hayatında çok önemli bir unsur. Ben ama vazgeçilmezlikten yana çok o tarzda bir insan değilim. Her şey vazgeçilebilir. Hani bu hayat o kadar statik değil, o kadar sert değil. Bu kadar kaotik bir dünyada, bu kadar parametrelerin bizim tarafımızdan yönetilmediği bir dünyada vazgeçilmezlik bana çok iddialı bir kavram olarak geliyor. Onun için onu da vazgeçilebilirlik üzerinden tanımlıyorum. Ama siz yine de bizden vazgeçmeyin. Reklamlara şöyle bir bakalım. Yeni eve taşınınca yeni mobilyalara ihtiyaç var. Yaz yaklaşınca tatile çıkmaya ihtiyaç var. Teknoloji gelişince yepyeni bir televizyona ihtiyaç var. Bu kadar ihtiyaç varsa ihtiyaç anında Akbank'ta krediniz var. Üstelik yaza kadar ödeme yok, 60 aya varan vade seçeneği var. Siz de ihtiyaçlar kapınızı çaldığında Akbank'tan 3 ay ertelemeli kredinizi alın, ödemeye Haziran'da başlayın. Ben Antalyalıların mutluluğu için geliyorum. Kimseyi ötekileştirmeden 19 ilçe belediye başkanımızla beraber çalışacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Onların derdine derman olmaya geliyoruz. Ben, sen yok, biz varız, biz birlikte yaparız. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Yaptığınız çalışmalarınızdan mutlu olan insanlarımız şehir merkezinde görü, alışverişte görü, pazar yerinde görü, camide görü, okulda görü, eğitime katkınızı görü. Onlardan çok güzel dualar alırsınız, kucaklaşırlar, sarmaş dolaş, yaşlısı genci herkesle beraber olursunuz. Bundan güzel bir olay olmaz. Bu bahar Antalya kazanacak, Türkiye'm kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi. Hayallere dalmakla başlıyorsan her şeye, bir dokunuşunla büyük bir tat
katıyorsan işine, geleceği mutlulukla uzanıyorsan, etrafını büyülüyorsan, sanatını lezzet cümbüşüne dönüştürüyorsan, ustalığınla göğsünü kabartıyorsan, takdir yukarılara taşıyorsa seni ve gururla gözler önüne seriyorsan eserini, tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan, hayatın renkli anları. Ölçülü giyimin öncüsü Mizel artık cebinizde. Uygulamaya özel indirimleri kaçırmayın. Mizel. Bir marketin hikayesi başlıyor. Her gün, her şeyi tek tek kontrol eden. Üretimin başından sonuna kadar her şeyden haberi olan bir marketin. Bizi BİM yapan bu. Bilerek, kontrol ederek mümkün olan en yüksek kaliteye ulaşma lüksü. Bu kaliteyi en uygun fiyatla sunmak için diğer lükslerden vazgeçtik. Evet, büyük ve süslü mağazalarımız, havalı raflarımız yok. Ama mutlu müşterilerimiz var. Çeyrek asırdır İstanbul'u yöneten anlayış çevreyi betona kurban etti. İstanbulluyu yeşile, temiz havaya, meydanlara hasret bıraktı. Şimdi her şeyi unutturup yoluna devam etmek istiyor. Ben Ekrem İmamoğlu. İstanbul'a nefes aldıracak çözümlerle geliyorum. Hayata geçireceğimiz 20 milyon metrekarelik 15 yaşam vadisiyle, 70 kilometrelik yeşil kuşakla, yüzlerce mahalle parkıyla, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla aktif yeşil alanı tam 3 katına çıkaracağız. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu varsa çözüm var. Getirdiniz bize neler getirdiniz? Ben başlıyorum. Hadi başla. Ben büyük hayran olduğum Ferhan Şensoy'un kitabını getirdim. Kalemimin sapını gülle donattım. Bütün kitapları kameraya da gösterelim. Ya, tabii. Hangi kamera benim? Hemen evet, davaya girmiş. Hangisi? Bu. O değil, bu değil. Bu. Kalemimin sapını gülle donattım. Ferhan evet. Şensoy. Çok. Harikulade. Galatasaray anılarını anlattığı müthiş bir kitaptır. Ne yazıyorsa, ne sahneliyorsa okumak, izlemek lazım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü bence güzeldir. Hani zamansız denilen eserlerden biri. Evet. Hep aklımda şöyle bir şey vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar gerçekten yani yurt dışında doğsaydı ve çok geniş kitlelere tanıtılsaydı ve kendini ifade etseydi bence bu kitabın filmiyle ve geniş kitlelere erişimiyle çok ayrı yeri olurdu diye düşünüyorum ve hani bugünün dünyasında da hala hayatımızda olan bir kitap. Benzeri bir şekilde Peyami Safa'nın da bence çok benzersiz, daha doğrusu evet. Zamansız eseri Fatih Harbiye. İnsan hayatındaki ve toplumlardaki o arafı evet. Çok güzel anlatan ve sosyolojik altyapısı çok güzel olan bir eser. Ve yine bu da hala bugünün dünyasında her ne kadar mekanlar, semtler değişse de hala çok anlatıyor. Dikkatli olmak lazım. Dizisi çekildi ya, diziden sonra kitabı. Kitabı çıkmış denilebilir. Evet. Evet. Bu memlekette ona düşmüyor. Yok yani bu hakikaten o da çok değerli. İkisi de zamansız olduğu için, değerli bulduğum için paylaşmak istedim. Ve çok güzel bir kitap daha geldi. Ben aslında Mustafa Kemal'i getirmek istedim. Çünkü gerçekten hayatım boyunca beni en etkileyen kitaplardan biri. Mustafa Kemal'le ilgili çok fazla kitap okudum ama Yılmaz Özdil'in son yazdığı kitap ağlamaktan ıslatarak okuduğum kitaptı ve iki kez okudum. Sonra geçen akşam sizin programı izlerken Kerem Cem getirmişti. O yüzden aynısını getirmeyeyim diye çok sevdiğim bir yazar Oruç Aruaba'nın. Yaklaşık uzun yıllar önce okuduğum bir kitabıydı bu. 10-15 yıl olmuştur herhalde. Çok severek saklarım böyle sevdiğim kitapları. Onun için bunu sizle paylaşmak istedim. Ama ince. Küçük ince. Ama Oruç Aruaba'nın kitapları başucu kitabı gibi evet, geliyor. Evet kesinlikle çok, güzel, çok kıymetli. Ruhunu çok sevdiğim. Sıkıştığında açıp bakmak içindir onlar. Evet, aslında Cezmer Söz
da getirecektim ama hepsi adıma imzalıydı, o yüzden kıyamadım onlara. Yani cimrilikten değil, bir tane getirmedim. O da aslında. Ne yapalım yani, ne yapalım. Vallahi çok teşekkürler, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok keyifli, çok hoş bir programdı. Vallahi neşeli günler diliyorum. Hepimize. Bol satışlı günler diliyorum. Bol taşlı. Bol taş ocaklı günler diliyorum. Taşları bol olsun, taş yeni olun yani. Yeni şarkıda bilmiyorum artık, taş ocağı mı olur? Yeni, yepyeni bir yer bulurum ben. Bu olur yani, değil mi? Bir inşaat mı olur artık? Olabilir, o da olur her yani. Şey olabilir. Her şey olabilir. Evet. Çok çok teşekkür biz ediyoruz teşekkür efendim. Teşekkür. O zaman biz gidiyoruz. Zeynep Mansur, Yüce Zeray, Mima ve bay bay.